Evet, ölçülerde tam istediğim gibi oldu. Doğada muhteşem yani. Umarım damat da beğenir. Bununla ben olmazsam hiçbir işi halledemeyecekler. Gideyim şu işi bir el atayım. Benim torun haftaya evlenecek. Daha gelinliğini bile diktirmemiş. Varın gideyim ben. Barbie, bana inanmalısın. Son zamanlarda gördüğüm en güzel gelin sensin. Ay, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ben geldim. Merhaba. Hani burada organizatör yok mu? Benim. Kız, ben seni gelin sandım. Bir de ne duvak takmışsın sen? Efendim, bu benim konseptimin bir parçası. Neyse. Ne istemiştiniz? Yavrum, benim bir de torun var. Haftaya düğün olacak. Ne gelinlik diktirmişler, ne düğün salonu ayarlamışlar. Belki damat da yoktur ortada, bilmiyorum ki. Sen beni çabuk bir tane düğün salonu göster hemen. Durun. Önce ben size birkaç gelinlik modeli göstereyim. Hadi göster bakalım. Bu güzel değil, bunu beğenmedim, geç. Tamam. Aa, bunu benim torun beğenmez. Bunu da geç. Aa, bunun içinde ısıcaklar. Bu çok ısıcak geli bunu. Bunu da geç. Bu çok boncuklu. Bu çok sade. Bunu da geç. Bunun arkası uzun. Aa, bunun önü kısa. Bu olmaz. Bunu hiç beğenmedim. Aa, bu da güzel değil. Tamam. Gel, bir geri gel. Bir geri gel bakayım. Tamam. Bu olsun. Bu güzel. Bak. Tamam. Böyle çok kabarık değil. Çok da ince değil. Tamam, bu olsun evladım. Bunu benim torun giye. Tamam. Torununuzun beden ölçülerini biliyor musunuz? Kızım, ben öyle beden ölçüsü bilmem. 26 yaşında, işte 1.60 boyunda, 50 kilo bir şey. Zayıfçı bir şeydir benim torunum. Bak, doğru yaz. 50 kilo dedim. Yoksa vallahi yani ortalığı ayağa kaldırır. Ben sana söyleyeyim. Düğün salonu da göstereceğimin sen bana. İşte düğün salonumuz. Evladım, ben buraya giremiyorum. Teyze, gel, ne yapıyorsun? Bu sadece bir maket. Teyzeciğim. Sen beni maket niye gösteriyorsun? Yaşlı başlı kadınım. Sıkıştım kaldım orada. Gerçeğini göster benim bunun bana. Teyzeciğim, hayal edebilmeniz için size böyle bir maket hazırladık. Kızım, benim başım dönüyor. Hayal falan edemiyorum ben. Düğüne şurada kalmış bir hafta. Sen beni düğün salonunu götür. Bırak maketi ya. Teyzeciğim, ben önce size burayı bir anlatayım. Salonumuz kalansız. Böylelikle çok geniş bir alan. Ey güzel. Bizim zaten akır bulan kalabalıktır. Biz buraya zar zor sığarız. Evet. Herkes burada birbirini görebilir. Ey. Evet. Orada çiçeklerimiz de var. Teyzeciğim, benimle gelin. Bir de gerçeğini göstereyim. Ya bu uğursuzluk getirir derler. Ana, bunun üstü de